Sena Hanım benim gelinim değil, bizim başımız. Bak bunu gerçek diyorum. Bilmiyordu. Çok çok özür dileriz. Sakın oğluma. Hatta hemen bu konuya girelim. Evet, yani tabii ki çok üzücü. Evet. Çok o dönemde skandal ve bazen bir bakıyorsun ki hayat boş. Murat Göğebakan çok üzülmüş, çok ağlamış. Çok, ya onu bir hatırlatır mısınız? Hepsini hatırlayacağız. Bana? Neden bahsediyoruz? Murat Göğebakan'ın eski eşi evet. vefat etti. Ama aslında geçmişte neler yaşanmıştı? Hatırlamayanlar için derledik, topladık ve canlı bağlantılarımız olacak. Murat Göğebakan'ın ailesiyle konuşacağız. Buyurun. Merhum sanatçı Murat Göğebakan, kalbim yaralı diyerek ayrılmıştı aramızdan. Hem hastalığı boyunca yaşadığı zorluklar hem de eşinin ihaneti bir gönül adamı olan Murat Göğebakan'ı yıkmış. Eski eşi Sema Bekmez sanatçının tümünden sorumlu tutulmuştu. 2014 yılında vefat eden sanatçının eski eşi Sema Bekmez, geçtiğimiz cuma hayatını kaybetti. Vefat haberinin duyulmasının ardından Murat Göğebakan'ın sanatçı dostu Murat Kekili, "Dünya kimseye kalmıyor" diyerek imalı bir paylaşım yaptı. Eski defterler yeniden açıldı. Murat Kekili ve şarkıcının ailesi yapılan haberlerde eski eşlenmesine tepkiliydi. Murat Göğebakan ve Sema Bekmez isminin yan yana gelmesini bile istemedi. Peki merhum sanatçının ailesi ve dostlarının tepkisi nedendi? Murat Göğebakan 1997 yılında çıkardığı Ben Sana Aşık Oldum albümüyle adını duyurdu. O yıl müzik piyasasına damga vuran sanatçı, en iyi çıkış yapan şarkıcı seçildi. Şarkıları, duruşu, mütevazılığı ve samimiyetiyle çok sevildi. Kısa sürede dönemin en gözde isimlerinden biri oldu. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve hayallerine kavuşan Murat Göğebakan, 2000 yılında çok sevdim dediği menajer Sema Bekmez'le evlendi. Kariyeri ve evliliği yolunda giden Murat Göğebakan, 2009 yılında lösemiye yakalandı. Ünlü sanatçı, grip şüphesiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi ve Göğebakan'ın hayatı sonlanana kadar devam eden süreç başladı. Kanser olduğunu öğrenir öğrenmez hastaneye yatan ve amansız hastalıkla 7 ay boyunca savaşan Göğebakan sonunda hastalığı yenmişti. Ancak hasta yatağında öğrendiği gerçek onu hastalıktan daha fazla sarsmıştı. Çok sevdiği eşi tedavi süreci boyunca onu yalnız bırakmış, kendisinden 20 yaş küçük biriyle aldatmıştı. İşte o fotoğraflar. Sema Bekmez olayın duyulmasından sonra Murat Göğebakan'dan boşanmasına sebep olan basketbolcu Doğan Deniz Yiğit'le çıktığı gece turunda objektiflere yakalanmıştı. Eşi Sema Bekmez'den boşanan Murat Göğebakan hastaneden çıktığında hem maddi hem manevi bir enkazla karşılaştı. Başına gelen onca şeye rağmen Murat Göğebakan'ı inancı ayakta tutuyordu ama çok ağır bir hastalık geçirmişti. Tedavi süreci bitse de üzülmemesi gerekiyordu. Çok üzüldü. Yüreğinde yaralar vardı. Kapanmayan yaralar. Göğebakan, Suna 3 karış olduğuna verdiği röportajda yaşadığı süreci anlatmıştı. Ünlü sanatçı hayata yine umutla bakıyordu. Allah kaldıramayacağı yük vermez diyordu. Ama kaldıramadı. Eşinin yaptığını bir türlü kabullenemedi ve hastalığı nüksetti. İkinci kez kansere yakalandı. 2013 yılında yeniden kansere yakalanan sanatçı, "Beni kanser değil, ihanet vurdu" diyerek kahrını dile getirmişti. Bir yandan hastalığıyla yeniden savaşıyor, bir yandan çalışmalarına devam ediyordu. Bir televizyon programında ise gözyaşlarıyla söylediği şarkı onun hikayesini anlatıyordu. "Kalbim yaralı." İşte aramızdan böyle ayrılmıştı ünlü sanatçı. Gönül adamı ardında bıraktığı hazin öyküyle hem hafızalarımıza hem de gönüllerimize kazındı. Murat Göğebakan'ı böyle derinden yaralayan eski eşi Sema Bekmez'in vefat haberi herkesin aklına yeniden bu hikayeyi getirdi. Bekmez'in vefat haberini menajerlerini yürüttüğü arkadaşı Esra Sönmezer sosyal medya hesabından duyurdu. "Canım kadar sevdiğim menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum." 51 yaşındaki Bekmez'in bir süredir özel bir hastanede tedavi gördüğü ve şeker komasından öldüğü öğrenildi. Vefat haberinin ardından Murat Göğebakan'ın yakın dostu sanatçı Murat Kekili şok bir paylaşım yaptı. "Dünya kimseye kalmıyor" dedi. Paylaşımı imalı bulan takipçileri ise "Ölümün arkasından konuşulmaz" diyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine yeniden bir paylaşım yapan Kekili, "Kardeşim, ben sadece Sema Bekmez'de hayatını kaybetmiş dedim. Onunla ilgili yorum yapmak bana düşmez. Lakin Murat benim samimi arkadaşımdı. Mekanı da cennetin baş köşesi olsun. Normal hastalığından daha derin acılar çektiğini biliyor musun? Allah rahmet eylesin." diyerek tartışmalara son noktayı koysa da Murat Göğebakan'ın çektiği acılara işaret ederek imayı inkar etmedi. Ayrıca merhum sanatçının kuzeni Melih Göğebakan, ailenin haberlerde yer alan eski eş söyleminden rahatsız olduğunu dile getirdi. Yine haberlerde geçen Murat Göğebakan'ın oğlu Bülent'in Sema Bekmez'den de olmadığını ekledi. Murat Kekilli'nin ve Göğebakan ailesinin eski defterleri açması yerinde midir değil midir bilinmez. Ama vefat haberinin ardından yaşananlar, Sema Bekmez'in yaptıkları Murat Göğebakan ve ailesi tarafından hala unutulmamış dedirtti. Aslında işler birbirine girmiş durumda. Yıllar önce Murat Göğebakan'ı verdiği röportajla en son hatırladık. Evet. Çok üzgündü. Çok kırıktı kalbi. Şimdi de ailesinin bir takım sıkıntıları var. O dönemi bir tık hatırlatır mısın? Yani Arto? Burada tabii herkes, bütün aileler kendine göre haklı ama tabii ki burada yaşanan, evet, ikisi de artık vefat etti. Evet, Allah fakat bu bilinen bir hikaye olduğu için biz de bunun, evet, üstünden geçiyoruz. Çünkü yeni gelişmeler olduğu için, evet, Murat Kekilli'den tut, akrabalardan tut. Zaten akrabaları asla eski eş olarak bile düşün konuşmamızı belki de istemiyor. Tabii. Ama yani çok üzüntülü yıllar geçirdi. Şarkıları söylerken hala ağlıyordu sevgili Murat Göğebakan. Yani çok zor. Yani ayakta öldü diyebilirim, biliyor yapma musun? Ya. Zaten ayakta öldü ya. Tedavisini yarıda kestiğini de iddia ettiler. Çünkü karısını çok seviyormuş. Evet. 11 yıl evli kaldı ve bir de oğulları var. Ama onun yok şey ilk eşinden. İlk eşinden. Evet. Herkes öyle biliyordu. Onu ben de öyle biliyorum. Evet. Evet. Ve yine de 10 yıl bir süreç ve aldatma olaylarında şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de işte hani bak demin daha Rütük'te konuştuk. Rütük'ün işte bir dizi cezalandırmasını konuştuk. Şimdi bu o kadar kötü bir hal aldı ki. O yüzden bas bas bağırıyorum. Yani şimdi konuyla alakalı veyahut da değil ama her konu geçince söyleyeceğim. Zina yasasının tekrardan çıkması gerekiyor diye. Kesinlikle. Çünkü şöyle, bu adam kanserdi. Kanserken düşünsene ve... Yani bu hastalık zor bir hastalık. Mücadelesi tabii, zor bir en hastalık. Zorları. En zor. Moral. Tabii. Tek ilacı şimdi moral. Bunu da moral çok önemli, evet, olduğu için. Yani o süreçte bunun yapılmış olması çok anormal. Aynı Ayşe Özyılmazel'in reklamcı sevgilisinin karısının kanserken onunla gidip evlenmesi gibi. Tabii burada da görüyorsunuz yani ki. Aynı şey bu. Bunu kadın yapıyor, onu erkek yapıyor. Fark yani. Sadece fark şey o değil. Evet. Peki şimdi bir bağlantımız var New Öyle York'tan. Mi? Evet, New York'tan bizimle irtibatta olacak kişi Melih Göğebakan. Yani Murat Göğebakan'ın kuzeni. Bizi duyuyorsa ve biz onunla irtibattaysak günaydın. Melih günaydın. Bey, iyi geceler diliyoruz size. Evet, onlarda 12. Zaman gece farkından var dolayı. Şimdi New York'tan selamlar. Günaydın. Için. Teşekkür. Bir şikayetiniz var. Melih Bey, bir şikayetiniz var. Göğebakan ailesi olarak bunu sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle baştan sona kadar, yani bu duyarlı baştan sona kadar. Ses kesiliyor arkadaşlar. Ses gidiyor. Ses kesiliyor. O yüzden bir daha bağlantı ayarlamaya çalışıyorlar. Tekrardan. Bir daha bağlayalım sizi. Evet. Daha sıhhatli olsun. Bize bir evet, dakika verin, biz bu arada konuşalım. Sizi duyarlı, bağlarken sahatli. Davranışınız için teşekkür ederiz. Çünkü cevap hakkı verdik ama biz şu anda konuşulacaklardan sonra Sema Hanım'ın ailesiyle tabii alakalı ki da cevap haklarını kullanabileceklerini söyleyelim. Çünkü burada iki vefat var ve şu an tarafların ikisi de konuşamıyor. Şimdi şöyle, tabii ki Allah ikisinin de mekanı cennet olsun. İkisi de gitmiş. Ölünün arkasından tabii ki konuşulmaz. Yani bu başka bir şey. Ama
insanlar ünlü oldukları zaman bütün dünyada da böyle olsun. Evet, maalesef. Sporcu olsun, siyasetçi olsun, sanatçı olsun. Bunların hep hikayeleri tabii. Tekrardan konuşuyoruz. Diana öldü, hala Diana'nın ölümünü konuşuyoruz. Ne oldu? Cenaze verilirken bile konuşuluyor. Yani bunlar konuşuluyor. Ünlü insan olunca evet. Konuşuluyor. Evet, burada, birazdan bağlantı hazır olacak bu arada. Evet, buradaki tek hassas konu hanımefendi o zamanki iddiaya göre bir basketbolcuyla. Hatta adını da not ettim. Doğan Deniz Yiğit diye bir basketbolcuyla böyle gece turları falan diye böyle görüntülenmiş. Tabii Murat 46 yaşında falan öldü yani. Çok genç öldü yani. Bir de hepimizin çok sevdiği yani hiçbir kötülüğünü görmediğimiz. Evet. Hatta vefat etmeden önce de Cumhurbaşkanımıza Uzun Adam diye de bir şarkı hediye etmiş yapmış. Çok güzel şarkıları vardı. Gönül adamıydı. Çok da seviyormuş bu eşini. Buna aşık olmuş evet, yani. Evet, annesi öyle söylüyor mesela. Evet. Çok sevdim anne demiş ve evlenmiş. 11 yılda birlikte çok olmuşlar. Sevince böyle olur. Bakın hayat öyle bir şey ki asla ne olur bununla böyle bir sonla buna sevinilemez. Bunun bedeli bu denilemez. İçsel düşündüğümüz hiçbir şey kelimeye dökülemez. Ama sadece şunu söylüyorum. Hayat Allah bize kim ne yaşatırsa yaşatsın. Tabii ki bunun bir de ahireti var diye konuşuruz ama doğrudur da bu da ama inanın ama bazen ki burası da bazen bedellerimizi de buradan ödetip bize göndermiyor. Bu da bir gerçek. Yayın evet, hazır mı? Merhaba, tekrar merhaba diyelim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyodaki arkadaşlara selamlar. Çok güzel geliyor sesiniz. Sizi dinliyoruz. Öncelikle bu VTR'yi baştan sona kadar izledik. Bu VTR'de her şeyi açıkladığınız için, gün yüzüne çıkartıldığı için eski defterleri açma diye bir şey yok aslında bakarsanız. Yani önünün arkasından da konuşmuyoruz. Sadece biz basında yer alan tabirlerden sıkıntılıyız. Bunlar da nelerdir? Yani eski eşi diye paylaşılırken ve bununla alakalı da kendi bulunduğu menajerlik şirketi de daha öncesinde zaten rahatsız olduğumuz durumlar vardı bizim hayattayken, sayattayken. Hala Sema Hanım ve menajerlik şirketindeki arkadaşları her platformda Murat Göğebakan'ın eşiyiz, Murat Göğebakan'la beraberiz diye konuk olduğu için bunları da biz defalarca kendilerine dile getirdiği için öldüğü, vefat ettiği gece, gece zaten burada basına verilen, büyük gazetelere basına verilen resimlerde ve özellikle seçici olmuşlar. Hep Murat Göğebakan'la olan resimler. Yani ölen kişi Sema Pekmez, menajer olarak verilmesi lazım. Ama hep mutluluk pozları verilen fotoğraflar paylaşıldı. Ama bakıldığı zaman da basınımızın da burada aslına bakarsanız yanlışları var. Murat Göğebakan'ın zamanında ne yaşadığı, nasıl öldüğü, nasıl acılar çektiğini bu millet biliyor. Ben bununla alakalı zaten gazetecide büyük gazetelerin yani genel yayın koordinatörleriyle görüştüm. Bunu neden böyle yapıyorsunuz? Yani bununla alakalı bu demeci verirken bu fotoğrafları verip yani Murat Göğebakan'ın zamanında siz kendiniz haberlerini yaptınız. Bakınız burada yorumlarda da hep bu şahısla alakalı, ölen şahısla alakalı hep altlarda bakarsanız hep beddua şeklinde yani yazılar var. Siz de bunu da görüyorsunuz. Ama yine de bu resimlerle birlikte Murat Göğebakan'ın eski eşiymiş gibi her şeyi toz pembe göstererek yani yanlış yaptıklarını ben dile getirdim. Bununla alakalı kendisilerine söylediği, bize söylediği daha doğrusu bu menajerlik şirketinden bize metin olarak geldi. Biz de bunu yayınladık. Ama bunun arkasına sığınılmaması gerekiyor. Yani bu adam çok acılar çekti. Çok yani bu zamanda bu hanımefendiyle evlilik yaşadı ama bitti. Ama buradaki bizim söylediğimiz hem birincisi bu cenazeden sonra gündeme de geldi daha doğrusu. Bakıldığı zaman birincisi yalan haberler var, yanlış haberler var. Nelerdir onlar? Birincisi rahmetli Murat Göğebakan'ın bir tane oğlu var, Bülent Göğebakan. Evet. Bülent Göğebakan ilk eşindendir. Yani evet. Ama medyada maalesef yanlış şeyler görüyoruz. Bunları da dile getirdiğimizde yani farklı bir şekilde de anlaşılmasını istemiyorum.
sadece titiz olmasının ve bir ikincisi ne kadar da basından veya da menajerlik şirketinden fotoğraflar gönderilse de buna yani basının paylaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Evet ama tabii Murat Göğebakan çok büyük bir isim olduğu için ve hanımefendi de çok tanınır bir kimliği olmadığı için burada basında kendi menajerlik şirketinde aslında tabii çok akıllıca bir şey yapıp gündeme getiriyorlar. Buna ben bir şey diyemiyorum, siz tabii ki diyebilirsiniz ama bu haberi çıkartmak için başka türlüsü çok zor. Çünkü Murat Göğebakan ismi çok büyük bir isim. Dolayısıyla bunda bu çok doğal bir şey. Peki eski eşi için bırakıp gitti mi gerçekten? Gerçekten onu yani bırakıp gitti mi? Ya bırakıp gitti mi kelimesi aslına bakarsanız çok basit kalır. Yani Murat Göğebakan gerçekten bu hanımefendiyle kendisi adına tek tarafı sevgili yerim daha doğrusu. Aa. Yani bunu da yıllar sonra görüldü. Bakıldığı zaman Murat Göğebakan aslına bakarsanız sadece hayatını değil yani bakıldığı zaman yani Sema abla diyorum. Dün Suna ablayla da görüştüm kendisiyle. Röportajı da yapan kişi aslına bakarsanız. Evet. Suna ablayı da daha önce de kendisini de bizzat tanıdığım için. Yani son röportajında siz de gördüyseniz orada bu adam her şeyini kaybetti. Her şeyini bu kadına verildi. Her şeyini hala ayrıldığı halde yani bu kadınla alakalı bütün her şeyini zaten harçlayan kişiydi. Çok bizim özür burada anlatmak istediğimiz yani bu kadın tamam öldü gitti yani Allah rahmet eylesin. Ya aslında Allah rahmet eylese sadece hemen söyleteceğim sana. Biz kendimize bakılınca biz bize mesajlar geliyor. Yani evet Melih Bey diye. Onu da konuşacağız. Bizi duyuyor değil mi Melih Bey? Bir saniye Seren Hanım'ın bir sorusu var. Onu hemen alalım. Sözünüzü de kesmek istemiyorum bir yandan ama araya girmek durumundayım. İki tane şey sormak istiyorum. Birincisi siz bu evlilikte yaşananlara anladığım kadarıyla Amerika'da yaşıyorsunuz. Nasıl şahit oldunuz? Yani Murat'ın anlatmalarıyla mı? Nereden biliyorsunuz bu kadar? Hani çünkü bir düşmanlık var burada ve haklısınız da birçok mevzuda. Tabii ki kanser hastası olan bir eş aldatılıyor. Ama siz bu evliliğin neresindesiniz? Yani nasıl bu kadar hakimsiniz? Bunu öğrenmek istiyorum aslında. Öncelikle biz bu konuyla alakalı bizi bilgilendirdiler. Rahmetli Murat Bey, Murat abimin konusuyla alakalı. Böyle aldatıldığıyla alakalı. Biz daha doğrusu kardeşler nasıl söyleyeceğini şaşırdı. Yani bunun nasıl Murat abime söyleyeceğini şaşırıldı. Nitekim bir şekilde biz bunu Murat abiye anlattık. Murat abi yani bunu anlatınca kabullenmiyor insan. Yani sevdiği kişiye konduramıyor yani bakıldığı zaman. Ondan sonra yine konduramadı. Yani dolayısıyla sonradan sonraya resimler ve mesajlar ortaya çıkınca yani her şey gün yüzüne yine kaldıramadı. Yani dolayısıyla zaten bu adam bir kanser tedavisi görmüş, onu atlatmış. Onun üzerinde normal bir sanat hayatına geri dönmeye çalışmış. Ama röportajda da gördüğünüz üzere yani ben yani ihaneti yenemedim diyor. Yani net bir şekilde burada ihaneti yenemedim diyor. Hala da orada son röportajında bizler de oradaydık. Yani ama bakıldığı zaman yani hala hiçbir şekilde kötü bir şey konuşmuyor. Biz de kötü bir şey konuşmaktan çekiniyoruz ama bizim yani artık bu bizim başımız sağ olalı 6 yıl oldu. Biz Sema Pekmez'le alakalı bizim başımız sağ olmayacak. Onların ailesinin başı sağ olacak. Çünkü sizi alakalı... Melih Bey bunu söyleyelim. Söyleyelim çünkü sizi yani Göğebakan ailesini arayıp taziye mesajları gönderiyorlar, başsağlığı diliyorlar. Aslında sizin rahatsızlığınız bu ve bu yüzden şu anda yayındasınız. Aslında bunu... Kesinlikle bu konuyla alakalı biz başsağlığı mesajları... İstemiyoruz. Özlü mesajları yani başımız sağ olsun. Ama çünkü bu habere okuyan bakıldığı zaman... Yani normal hiçbir şey yaşanmamış. Böyle bir normal bir şekilde de yaşayıp da Murat Göğebakan'ın eşi vefat etmiş diye görünüyor. Ama bir de perde arkası var ve daha 6 yıl öncesinde tüm
medyaya yansımış ve zaten halka mal olmuş bir kişi var. Halka mal olmuş bir kişinin eşinin neler yaptığını, ne acılar yaşattığını ve bir ikincisi bu adam net bir şekilde tedaviyi kabul etmedi. Tedaviyi kabul etmedi. Yani herkes için bunu bir düşünmek gerekiyor. Neden bu adam tedaviyi kabul eder? Neden kaldıramadı? Hayatından vazgeçti. Peki ben de bir şey sormak istiyorum. Peki burada hiç mi Murat Göğebakan'ın suçu hiç mi olmadı nasıl ya? Nasıl olabilir saçmalama? Yani bir ilişkiden bahsediyorum. İlişki dizesin şeyinde. Yalnız seçim. Tek suçu yalnız seçimdir insanların hayatında. Belki bilgiler. Kesinlikle. Tek suçu sevmek ve güvenmek. Yani tabii ki çok haklısınız ama basının tabii eski eş olarak yazmış olmasını yadırgamayalım. Çünkü eski eşiydi resmi olarak. Bir de o yüzden onu öyle yazmış olması çok anormal bir durum değil ama çok haklısınız. Ama resimle ve paylaşımlarla alakalı metin kullanılıyor ama metinle alakalı da bir ikincisi yani burada eski iş kavramından rahatsızlığında değil Allah rahmet eylesin yani bizim yine onunla alakalı bir şey söylediğimiz evet, yok evet. Ama bizi rahatsız eden oradaki eski resimleri paylaşıp dışarıdan geldiği gibi ve bu adamın neler yaşadığını da neden öldüğünü de yani toz pembe gibi göstermeli. Melih evet. Bey şimdi size bir şey izleteceğiz. Ve böylelikle de size soracağız ondan sonra. Bir şarkı söylüyor, Kalbim Yaralı şarkısı. Onu bir izleyelim, sonra bir sorumuz olacak. Buyurun. Aklımızda ve kalbimizde kalan bir görüntüydü. Şunu sormak istiyorum. Burada aldatıldığını biliyor muydu? Kesinlikle biliyordu. Burası bir müzik eğlence programı. Kendisini de yıllardır tanıdı. Cengiz abinin programına konuk olmuştu. Evet. Ve burada kendisi daha doğrusu sayılı günlerini bildiği şekilde son programına gitmişti. Yani son programına da Cengiz abi yıllardır tanıdığı için, kıramadığı için. Ve burada oturduğu sandalyede aslına bakarsanız Murat Göğebakan ayakta şarkı söyler. Ve halkla iç içe olmayı ve hareketli bir kişidir. Orada ayağa kalkamıyor, ayağı şiş. Ve geldi ve kanser tedavisi, lösemi tedavisi gördüğü için elleri ve ayakları şiş olduğu için ayağa kalkamayacak durumda olduğu için o şekilde o canlı yayına katıldı. Ve oradaki duygusallarının, duygusellerinin hepsi zaten Murat Göğebakan rol yapan bir adam değil. Gerçek. Yani o yani gerçek onun içinde zaten halktan birisi olduğu için duygusunu yaşadığı için zaten halk Murat Göğebakan olarak sevdi. Peki ben de söylüyorum. Programın devamında orada öyle ki hasretinle yandı gönlüm şarkısı var. Onu da aslına bakarsanız orada da bir metin var. Oradaki sadece şiiri o anda spontane söylüyor. Kime söylüyor? Ben gidiyorum, ölüyorum yani. Yani orada oğluna mesaj veriyor. Yani orada sadece hasretinle yandı gönlümün arasında uzun bir şiir var. Uzun bir şiir sadece orada spontane kendi yüreğinden geçmiş ve arada şiir olarak okuyor. Peki ben bir şey sormak istiyorum size. Madem öyle tabii burada Sema Hanım'ı çok tabii hedef bir şekilde hedef alıyoruz. Nacizane de olsa böyle minik de geçsek. Peki ilk eşini de Sema Hanım'la mı aldatıyor? Peki Murat Göğebakan? Yok. İlk eşi zaten baba oğlunun da annesi olan eşidir. Ve zaten sanatçı olmadan önce boşanıyorlar ilk eşiyle. Ve bir ikincisi boşanıyor derken Murat zaten... devamlı görüştüğü ilk eşiyle beraber yani görüşen bir insandı. Yani ben boşandım da böyle bir durum olmadı derken yani sanatçı olmadan önce ilk eşiyle zaten boşandı. Yani aralarında çok yıl var mı? Yani Sema ile evlenmesini flört etmesini. Yani son bir soru daha sorayım. Sizi de çok fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Kapatacağız. İlk önce aile olarak aldatıldığını biz öğrendik dediniz. Bu kişi basketbolcu muydu? Evet basketbolcu. Kendisinden de 20 küsur yaş küçük bir şahıs.
Peki siz bundan nasıl emin oldunuz aile olarak? Yani nereden bildiniz onunla beraber olduğunu? Bu fotoğraftaki beyefendi mi? Evet, doğrudur. Siz ilk önce bunu öğrendiğinizde, Murat Bey'e söylediğinizde o anda mı ayrılık kararı aldı? Yoksa biraz sürdü mü ayrılmaları? Yok, kesinlikle konduramadı. Tabii. Konduramadı, çok acılar çekti. Yani bunlar inanmadı. Yani net bir şekilde yani... hatta bu süreçlerden sonra da yani çok zorluklar çekti. Yani yani aslına bakarsanız ya Murat Göğebakan çok acılar çekti. Gerçekten onun çektiği acıları bir Allah bilir, bir kendisi bilir. Çok acılar yaşadı, çok ağladı. Yani bu konuyla alakalı zaten biz neler çektiğini bildiğimiz için yani basından da ricamız yani ölmüş gitmiş ama yani bizim cenazemiz, bizim başımızın sağ olması 6 yıl önceydi. Peki. Yani biz size çok teşekkür ediyoruz ve anladık. Fakat çok teşekkür ediyoruz Melih Bey'le. Şimdi görüntüyü sonlandıracağız. Fakat Hatice Hanım hatta olacak. Yani Hatice Hanım kim? Murat Göğebakan'ın annesi. Bir de onunla konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz Melih Bey. New York'a saygılar. Sağ olun. Saygılar. Sizin 6 yıl önceki başınız sağ olsun o zaman. Biz sizi yeni tanıdık, öyle söyleyelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki. Şimdi Hatice Hanım hattımızda. Asıl evladını yüreği toprağa yanan, veren ve asıl yüreği yanan anne. Ve de asıl bir de bu bildiği hikayelerle, bu acı gerçeklerle tedaviyi kabul etmemesiyle niye kabul etmez evet, bir insan? Evet, bir annenin günaydın. En fazla kahrolduğu an herhalde evet. O andır. Günaydın Hatice Hanımcığım. Ay. Günaydınlar hatta mıyız? Bir saniye. Hattayım. Evet. Heh, günaydın. Günaydın Hatice Hanımcığım, nasılsınız? Teşekkür ederim kızım. Günaydın. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Sena Hanım benim gelinim değil. Bizim başımız sağ olmasın. Annesinin Adliye Hanım'ın Yusuf abinin başı sağ olsun. Ay ne güzel. Evet siz kabul şöyle etmiyorsunuz. Bu bir mukadderat. Ben Sema'yı biz ailece çok sevdik. Benim oğlum çok sevdi. Gerçekten çok sevdi. Yosun gözlümü onun üzerine yazdı. Ama o oğlumun değerini bilmedi. Bir insan hastalandığı zaman eşi başkasının koynuna mı girmesi gerekir evladım? Ben bunu size soru soruyorum. Çok haklısınız. Hiçbir şey sözün bittiği yer söyleyebilecek bizim hiçbir şey yok. Bizim öyle bir ciğerimiz yandı ki, maddi manevi. Benim oğlum ikinci kemoterapiyi biliyor musunuz kabul etmedi. O kadar seviyordu. Şimdi kurtulabilirdi. Niçin biliyor musunuz? Toplumda gezemem anne dedi. Boynuzlandım ben dedi. Ve bile bile ölümü tercih etti. Ama ben yine diyorum Sema keşke ölmeseydi. Sema ölmeseydi oğluma Sinan Yağmur bir kitap çıkartıyor. Lütfen lütfen lütfen. Bugün şey oldu. Basıldı. Kitapçılarda çıkıyor. Adı ondan nedir sonra, kitabı? Lütfen onu açın, okuyun, alın, okuyun. Benim oğlumun ne kadar karakter sahibi olduğunu o zaman anlayacaksınız. Ve hala Sema'ya hanımefendi diye hitap ediyordu. Asla arkasında kötü konuşmadı. Bizle konuşmadı. Hiç duydunuz mu aldatıldığını? Ağzımızdan çok sonradan söyledim ben. Ve söylemedim de. Dedim ki sadece benim oğlum kanserden kurtuldu. İhanetten ikinci defa hasta oldu. Yani içine benim attı bütün yaşananları. Öyle mi Hatice Hanım? Yendi. O yüzden İhanet anne olarak aldatamıyorsunuz. Hayır. Şey yapamıyor bizler, tabii anne olarak. Kabullenemiyor tabii ya. Yani. Çok haklı. Evet. Bizler namusa düşkün bir insanız. Ha bir şey daha Melih'e sordunuz. Eşinden ilk eşini aldattı mı? Asla. O benim ablamın kızı.
anlaşarak ayrıldılar. 2 yıl sonra Sema ile evlendi. Ha, öyle mi? Akrabasıydı. Peki Hatice teyzeciğim. Kuzeni, bir şey sorabilir miyim Hatice teyze? Kuzenler, teyze çocuklar onlar. Tamam. Bir şey sorabilir miyim size? Şimdi öğrendiğiniz zaman aldattığını, siz bir anne olarak çok düzgün, çok aslında gelininin de hemen arkasında durabilecek, son derece hakkaniyetli bir kadın olduğunuz çok belli. Siz gelininize sen ne yapıyorsun, biz böyle bir şey duyduk falan diye çekip karşınızda konuştunuz mu, hiç muhatap mı olmadınız mı? Nasıl oldu bu? Bu süreç şöyle nasıl gelip gitti? Pardon, şöyle oldu. Duyduğumuzda zaten Murat benden gizledi. Ay. Önce gizledi. Boşandıktan sonra bize söyledi. Ha, siz o bilenlerden değildiniz. Ailede birileri biliyormuş. Asla. Zaten biliyorsunuz ben Adana'da oturuyorum. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ben şu anda da Adana'dayım. Sizleri izliyorum. Murat boşandıktan sonra... anne neden oğlum dedim, neden bu kadar sevgiyi neden böyle birden yıkıp attınız, anne o benim sevgimi hak etmedi dedi, hak etmedi, böyle oldu dedi. Hatta Sema Hanım'ın anlaştığı Uğur Bey'in annesi Murat'a gitmiş, rica etmiş. Annesi 2 yaş büyüktü, biliyor musun? Sema'nın eşinin, Sema ile ikisinin arasında 2 yaş var vardı. Kaynana 2 yaş büyüktü Sema Hanım'da. Ondan sonra oğlum da demiş ki ben bir şey yapmayacağım. Ben size Allah'a havale ediyorum. Ha, bir de karşı tarafın annesine de gitmiş. Yani kanser hastasıyken adam bunları da yaşamış yani. Yok, annesi Murat'ın yanına hastaneye gitmiş. Özür dilemiş. Sizin demiş eşiniz olduğunu oğlum bilmiyordu. Bak bunu gerçek diyorum. Bilmiyordu. Çok çok özür dileriz. Sakın oğluma bir şey yapma. Baba almıştı. Sema Hanım'ın ikinci olan o beyin altında kendisi kullanıyordu. Aman. Ve ben bunu İstanbul'da gözümle gördüm. Ne kadar acı bir şey. Anne için. Ne kadar acı bir şey biliyor musunuz? Ne kadar acı bir şey. O yüzden sizin kızgınlığınızı çok iyi anlayabiliyorum. Yani tabii ki Allah rahmet eylesin herkese. Evet, ama maalesef ama işte bir yere sizin kadar de anne olarak evladınız göz göre göre kendini ölüme terk etmiş. Terk etti. O yüzden de siz de anne olarak bunu hazmedemiyorsunuz, kaldıramıyorsunuz. Geliniz olarak anılmasını istemiyorsunuz. Bu hassasiyetinizle ben bunları duyduktan sonra saygı duyuyorum. Yapılacak bir şey yok çünkü çok acı şeyler. Oğlunu kaybetmiş yani. Bir daha hiç bağlantıya geçtiniz mi? Yok, geçmedim. Hatta telefonumu ben annesiyle çok iyi görüşüyordum. Gidip geliyorduk, onlar buraya biz oraya. Ondan sonra ben oğluma Ferhat'a dedim ki Ferhat, annesinin bana dedim numarasını bul, bir baş sağlığı yapayım dedim. Aferin. Bak inanın buna. Yani siz gene belli zaten duruşunuzdan belli. Onların da kabahati yok. Onların da ne kabahati yok. Duruşunuzdan belli. Başsağlığı dilemedi dedim. Ben ona dedim başsağlığı dileyeyim dedim. Onun da ciğeri yandı. Tabii. O da dedim anne. Onlar başsağlığı dilemediler mi? Başsağlığı dilemediler mi Murat Bey vefat ettiğinde onlar? Asla. Allah Allah. Dilemediler size. Dilemediler. Vallahi bravo, siz çok asilsiniz ama ya. Ama belki dileyecek yüzleri yoktu. Anne babanın da ne kabahati var. Yok. Kızlara tabii, böyle bir şey yaşayan. Babanın gerçekten kabahati yok. Yalnız annesi, canım bir tanem, annesi biliyor. Annesi kızına bile bile kabul etti. Benim oğlumun şirketin üzerine kağıthanede ev aldı. Kendi üzerine yaptı. Sema Hanım ikinci işte o çocuk neyse onunla beraber orada buluşuyorlar. Ay yapmayın valla, hiç kalbim artık dayanmaz. Bu kadar valla. Bunları bu kadar detaylı bilmeniz de çok can sıkıcı. Siz de bu kadar çok üzülmeyin. Evet, bunları anlattıkça daha yani siz hani istemediğinizi söylemek için bağlandığınız için bunları konuşuyoruz. Biz bunları açmazdık bile bu kadar detayını. Çünkü iki taraf vefat ettiği için konuşulacak bir şey yok. Gelin olarak kabul etmiyorlar. Bizim başsağlığı olarak ailesine başsağlığı dileyin deniyor. Biz kabul etmiyoruz çünkü benim de oğlum kanser tedavisini aldatıldığı için yarıda bıraktı ve kendini ölüme terk etti, evladımı kaybettim diyor. Biz bir anne olarak. Biz zaten onu da 6 yıl önce sildik diyorlar zaten. Tekrar yani, gündeme gelmek istemiyoruz. Peki Hatice Hanım, mutlaka ki çok özlüyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Ailesine başsağlığı diliyorum. Dilerdim ki benim çektiğim acıyı
Sema Hanım'ın annesi çekmesin. Aa. Diğer acısı görmesin. Ne kadar asıl bir kadın. Oldu. Evet, Allah asıl. Kurban oldum Rabbil Alemin. Mekanı cennet olsun. Ne diyeyim? Ay ne kadar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hatice Hanım o kadar söylenecek hiçbir şey bırakmadınız. Ne kadar düzgün bir kayınvalide. Ne kadar düzgün muhteşem. Bir eş. Allah insanları işte bazen şaşırtmamasın. Yani ben bunu şimdi şöyle bir kayınvalide insan yani gel bakınca hayranlık, dinleyince hayranlık duyuyorsunuz asilliğinize, duruşunuza, adalet duygunuza. Ama işte şans olmadık insanlar, olmadık aileler, olmadık aileler, olmadık insanlar. Bu da bir şey, bir de şanstır bu oluyor, düşüyor işte. Neyse. Teşekkür ederiz. Acınızı paylaşıyoruz. Sizi seviyoruz. 6 yıl önce saygı duyduk. Vefat eden oğlunuz için. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii. Buyurun, tabii ki. Bir şey daha söyleyebilirim. Tabii. Benim beyim bunu duyduktan sonra üzüntüsünden feşlik geçirdi. Ay ay tabii. Ve arkasına oğlumun arkasında 2,5 ay sonra da ben beyimi kaybettim. Başınız tekrar evet, tekrar. Araları sadece 2,5 ay vardı. Ay çok acı ya. Çok dayanamadı. Acı. Oğlum dayanamadı öylesine. Sizin için çok acı. Arkasına beyin dayanamadı. Bu ihaneti konduramadık. Onun için beyim de sizlere ömür. 2,5 ay sonra o da gitti. Herkes dağıldı desenize Allah ya. Allah size güç dağıldı. Kuvvet versin Hatice Hanımcığım. Siz sağlam durun. Sizi seviyoruz. Bir dakika. Yani, kapı çaldı. Allah kurban olduğum Allah. Ben şöyle söyleyeyim. Mekanı cennet olsun. Mekanı o da üzülmüştür. O da acı çekmiştir tahmin ediyorum. Çünkü ben burada mezarlığına gittiğimde oradaki mezarlıkta çalışanlar söylediler. Gelmiş, Adana'ya gelmiş, mezarını ziyaret etmiş, başında ağlamış. Öyle mi? Evet, öyle mi? Çok pişmanlığını ifade etmiş. Hay Allah. Ama ya Rabbi, her zaman öyle değil midir? Ama her yerinden dram çıkıyor her hikayenin. Zaman öyle. Ben isterdim ki hastalandığımda arkasında sahip olaydı. Peki bir şey söyleyeceğim size. Hatice Hanım, eğer Murat... Sinan Yağmur yayındayım. Murat... Sinan Yağmur geldi şu anda. Kapıda bekliyor da. Tamam. Tamam. Hemen Murat sizi... hayatta olsaydı ve eşini affetseydik siz kabul eder miydiniz? Hani... Belki ona iyi gelseydi ve kapatsaydık etmezdi. Onu. Benim oğlum çok gururlu bir insandı. Asla ve asla kabul etmezdi. Şimdi bak bazı hatalar vardır. Güzel kızım kabul edilir ama ihanet edilmez. Asla. Çok haklı. Ay ne kadar ya. Nasıl bir insansınız ya. Ha. Yani vallahi çok saygı duydum. Sizi şu an tanıdım ama... O kadar saygı duydum ki. Ve hanımefendi şu, evet asil. Ya. Yani gerçekten ihanet affedilmez yani. Doğru söylüyor hani Hatice karısını, evet. Hadi biz sizi bırakalım. Biz sizi Hatice Hanımcığım çok teşekkür ediyoruz. Biz de sonlara gidiyoruz çünkü. Rica ederim, sağ rica olun. Ederim, rica ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Şu biz anda, teşekkür ediyoruz. Sevgili yazarımız Murat'ın hayatını yazan Sinan Yağmur evime geldi misafirim olarak. Tamam. Sevgiler ona da kitabı ondan bekliyoruz. Sonra. Kitabı buraya bekliyoruz. Evet bize yollarsanız. Kitabı buraya bekliyoruz. Çok olur teşekkür mu? Ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Sinan Bey'le de konuşmak ister misiniz? Şu anda yayınımız çok müsait değil ama bir sonraki zaman kitap çıktığı zaman onu da tekrar konuk alırız. Hatta seve. Söz verelim olur alırız. Tabii, tabii sizi tabii. Hiç kırmayalım. Hiç kırmayalım. Kırmayız. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Tamam canım. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Sizi öpüyoruz. Yani şöyle özetleyeceğim. İlk defa Seren'le ikinci sezona girdik. İlk defa birisine teyze diye yakından. Hanım derken teyze demek. Kadına yani sevgi. O kadar sıcak, ama o kadar... Ama insan hani duruşundan yani bellidir ya. Her şeyi anlattı ki bir çırpıda. Ya şöyle kayınvaliden olsa sırf böyle kayınvaliden hattına gene yapmazsın hiçbir şey. İşte. Yani yapmazsın değil bir de yani sadece ağlatmaktan bahsetmiyorum yani. Ama ne oluyor? Sırf onun hattına yani böyle bak, insanlar hattına biliyor musun? Gidip mezarına yanlış yaptım. Ağladı. Ay işte, ay. İşte Allah kimseye bir şey ama işte iş işten Allah geçtikten korusun. Sonra bazen aslında... elimizdekilerin değerini hepimiz de bilmiyoruz. Hiç. Bir tek Sema, Ayşe, ben, sen de hiçbirimiz bilmiyoruz. Biliyor ya musun? Sema Hanım'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Kesinlikle. Ailenin bu yaralarını bir anda tekrar su yüzüne evet, çıkartan nereden, şey nereye gitti? Taziye yani mesajları. Olay bambaşkaydı. Ama bak, Murat Kekilli, hemşerisi Murat Kekilli bir mesaj atıyor ve ortalık tabii, ondan sonra karışıyor. Tabii. Diyor ki dünya kimseye kalmıyor. Evet. Sema Pekmez hayatını kaybetmiş. Bu kadar. Sonrasında Murat'a tabii çok ciddi ithamlar, ciddi hakaretler. Sonra bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Kardeşim ben sadece Sema Pekmez hayatını kaybetmiş dedim.
Onunla ilgili yorum yapmak bana düşmez. Lakin Murat benim samimi arkadaşımdı. Mekanı da cennetin baş köşesi olsun. Normal hastalığından daha derin acılar çektiğini biliyor musunuz? Allah rahmet eylesin diyor. Açıklamasını da öyle yapıyor. İki Murat'ın çok yakın arkadaş olduğunu zaten o dönemde biliyorduk. Şimdi o zaman bilmediği için çoğu insan durup dururken ölen bir kadının arkasından niye böyle bir şey yazıldı diye düşünebilir herkes ama bir taraftan da baktığınız zaman yine hatırlatacağım. Ayşe Öz Yılmazel'de bir reklamcı kimdi? Ali Tarhan. Yok başkaydı adamcağızın soyadını yanlış söylemeyeyim. Ali Tarhan ya. Neyse kimse artık yani onu şu anda çok kim olduğu önemli ne yaptı önemli. Kadın da kanserdi. Makyajlar yapıp röportajlar verdi. Selma Hanım mıydı? Yani, evet o da ne kadar asil bir kadındı. Evet. Nasıl güzel bir kadındı. Onlar beraberken de vefat etti. Selma Eldez. Yani beklemesi olmaz mıydı bu işin? Yani illa çok büyük bir aşk mıydı ki kadın orada kanser hastasıyken nişanlanırdı, Bodrum'da evler yapıldı bilmem ne, evlilikler. Ali Tarhan. Yani uzun lafın kısası burada da bir annenin feryadı var. Diyor ki oğlum tedavisini kesti. Bu da evladını kaybetti. Büyük o yüzden de bir şey diyemiyoruz burada. Hiçbir şey yani. Biz zaten fazla yorum yapmamamız gerekiyor. İki taraf maalesef ölmüş Mekanı olduğu için. Olsun. Ama Sema Hanım'ın da bağlanmak isteyen herhangi tabii, bir akrabası yakını. Kim istiyorsa bu böyle değildi de böyle diyorsanız. Evet. Yayınımız biz çok tarafsız ve ortada. Zaten aynen. Durup dururken arkasından ailenin de konuştuğu bir durum yok. Sadece diyorlar ki eski eş yazıyorsunuz ama bu bizim onurumuza dokunuyor. Çünkü benim oğlum bu yüzden öldü. Biz onun eski eşi olarak anılmasını istemiyoruz. Kabul etmiyoruz yani. Ve son derecede kibar sohbet ettiler. Ve şimdi reklama gidiyoruz. Reklam dönüşünde tekrar toparlayacağımız bir konu var. Kısacık bir ara sonra buradayız. Kuzeninin bahsettiği şiir de buydu. Herkese başsağlığı diliyoruz ama Pelin Öztekin'in rezaleti inanılmaz bir şey yani. Görüntüler ortaya bütün çıktı. Her yeri karıştırmış. Yarın bunu yarın kesinlikle uzun konuşmamız lazım. Konuşacağız. Sen inanmıyordun ama görüntüler yani de geldi. İnanmak hayır. istemiyordum yani. Aynen inanmak istemiyordun yani. Yani bir başka gece kulübünde hiç tanımadığı bir insanla öpüşüyor dendi. Ben de şimdi buna aynı insan inanmak istemiyor evet, çünkü yani. Çünkü zaman zaman böyle yanlış haberler yani, de çıktığı için sen haklıydın. Yani hemen ama yargılamak olmaz tabii, yani. Tabii görüntüler de gelince çıktı. Bağırıyor sen bana bunu mu söylüyorsun? O geceye ait bütün görüntüleri aslında yakinen biz elimize evet. geçti. Hepsini yarın vereceğiz. İnanamadım. Ya inanmak istemediğimiz her şeyin doğru olduğunu maalesef göreceğiz. Ünlü oyuncu Kubilay Aka tutuklanacak herhalde. Çünkü şu anda polis arıyor. Evet. Ve mahkemeye gitmediği için. Mahkemeye gitmediği için ama biliyorsun ki yurt dışına bile çıkıyorsa pat diye alıp seni götürüyorlar. Yarına mahkemeye gidene kadar. Yarına bir özetlemiş olduk evet, ama. Evet yani çok doluyuz onun için. Bugünlük bizden bu kadar harika İrem bir hafta girişi olsun. Harika İrem bir Derici kendini camın önünde bitti oturuyor. Bitti program bitti. Olsun camın önünde otur kızım. Şahane bak. Hadi bay bay. Rezillik yemin ederim ya. Böyle.